Herkese selamlar. Bugün güneşli bir Santiago günündeyiz. Şu an Mercado Central de Santiago'dayız. Kısaca buranın tarihinden bahsedecek olursak 1872 yılında kurulmuş. 1984 yılında ise Şili Devleti tarafından burası tarihi anıt ilan edilmiş. National Geographic dergisi tarafından ise 2012 yılında dünyanın en büyük ve en iyi 5. pazarı yani Mercado'su seçilmiş. Mercado dediğimiz yer bizim Türkiye'deki tam olarak bedestenlere tekabül eden bir tanım. Yani içerisi bir kapalı pazar aslında. İçeride yaklaşık olarak 241 adet mağaza var. Peki bu mağazalar nelerden oluşuyor? Genel olarak deniz mahsulleri, balıklar, işte kabuklu deniz ürünleri, peynirciler, aktarlar, el sanatları satılan küçük dükkanlar vesaire bulunmakta. Evet, şu an içerideyiz. Aynı zamanda burası iki katlı. Evet, deniz ürünlerini buradan görüyoruz. Şu ahtapot ve kalamar karışımı bir yiyecek. Merluz veya reynata, şu balık. Somon. Şurada bir yengecimiz var. Evet, bu görmüş olduğumuz Centolla. Popüler Şili yemeklerinden biri. Evet, burada da küçük balık dükkanlarını görüyoruz. Şu Loco. Loco Loco. Quanto es loco? 20.000 el kilo. Quanto? 20.000 un kilo. 20.000. 20.000 Şili pesosuymuş. Bu gördüğümüz midye çeşidi maça. Şöyle. Belki diğer ülkelerde de vardır muhakkak ama ismi farklıdır. Bu ise gördüğümüz büyük midye chorizo pata. Şöyle neredeyse bir karış var. Yani 20-22 santim civarında, çok büyükler ya. Bu gördüğümüz midye de almeha. Şöyle avucumu göstereyim, şu kadar. Bu da zaten bizim midyelerden. Reyneta burada çok meşhur bir balık. Çillilerin en çok yediği balıklardan biri. Somon var. 14.000 peso. Yaklaşık 15 dolar falan yapıyor. Kilosu. Burada da kapalı somonlar. Burada ahtapot var. Karidesler. Yarım kilosu 4.000 peso. Yani 5-5,5 dolar falan yarım kilosu. Hola. Evet, burada da bir diğer restoran. Şu gördüğümüz bardağın içindeki ise ceviche. Aslında bir Peru yemeği. Ama Şili'de de bulunuyor. Şu empanada bizdeki çiğ böreğe benzeyen. Zaten Latin Amerika ülkelerinin hepsinde var. Burada da diğer balık ürünlerini görüyoruz. Şurada kızarmış balık.
San Jose. Evet, şöyle bir restorana girdik. Bakalım. Yer var mı? Ayolu. Ya. Al fondo çekiyor ya. Okay. Evet, menümüzü geldi. Burası entradas, giriş. Ara sıcaklar gibi. Ostion'da içi etli olan bir istiridye çeşidi. Şu Amerikan salatalı loco. Locos mayo. Mayonezle beraber servis ediliyor. Burada empanadalar var. O gösterdiğim börek çeşidi. Fondos calientes dedikleri de midye ağırlıklı çorbalar. Şöyle. İçerisinde farklı midyeler var. Makarna çeşitleri. Burada da kızarmış balık vesaire içecekler var. Reynata kızartması 8500 peso, yaklaşık 10 dolar. Salmon 12 dolar. Merluz 5-5,5 dolar. Yanında isterseniz böyle Rus salatası veya pirinç pilavı veya işte patatesli olarak seçebiliyorsunuz. Bu resimde gördüğümüz sağdaki Şili'nin en ünlü şairlerinden biri olan Pablo Neruda. Bu gördüğümüz abimiz ise Pinochet'ten önceki devlet başkanı Salvador Allende. Bayağı eski bir resim. Burada Mercado'nun eski resmi. Üst tarafta bir müzisyen abimizin resimleri. Burası bir aile restoranı olduğu için aynı zamanda ailenin kendi resimleri de var. Şurada mesela. Burası eski hali. Burada bir futbolcu. Bu sosyal protestolardan kalma bir fotoğraf. Bu sanırım Mapuche'lerden kalma bir fotoğraf. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Evet, bunun anlamı ise anısız insanlar geleceksiz insanlar. Evet, kızarmış balık. Bu gördüğümüz de her balık restoranında getirilen Pebre isminde bir sos. Acı biraz. Bu da ikinci balık. Bu gördüğümüz ise empanada. Şöyle göstereyim. Her şeyi de elimle gösteriyorum ama bayağı büyük. Normalde bu kadar büyük olmuyor. Yarısı kadar olduğu yerler de var. Bu kızarmış bir empanada. Bunun fırınlanmış versiyonu da var. Kaşarlı ve karidesli. Onun dışında kalamarlı var. Yumurtalı var. Etli ve kıymalı var. Empanada sadece Şili'de değil, tüm Latin Amerika ülkelerinde görebileceğiniz bir börek çeşidi. Sebebi ise İspanyollar tarafından bu kıtaya kazandırılmış bir yiyecek. Meksika'dan Şili'ye kadar tüm ülkelerde var. Tabii küçük farklarla, bazıları biraz daha ufak yapıyor. Kimisi bu yan süslemelerini biraz daha sık yapıyor. Ama uzaktan veya yakından hemen tanıyabileceğiniz bir yemek. Evet, bakalım tadı nasılmış. Aynı aslında bizdeki çiğ börek ya. Biraz daha şöyle kalınım. Kaşar peyniri var içinde. Güzel, bayağı güzel. Evet, burası da arka tarafı. Burada kasaplar, peynirciler. Şarküteri takımı. Burada ve aktar. Kış mevsimi olmasına rağmen üzüm var. Patatesler. Müzik.
Evet, yine Santiago'da güzel parklardan birindeyiz. Şu arkamda görmüş olduğumuz yer Güzel Sanatlar Akademisi. Şöyle yavaşça parkın meydanına doğru gidelim. Bakalım neler varmış, hep beraber görelim. Tabii Güzel Sanatlar Akademisi olunca şöyle bahçesinde şöyle bir anıt var. Burası sosyal protestolarda bayağı hasar görmüş ya. E, 20 yıl önce çıplaklar yürüyüşü protestosu olmuş. Şimdi İspanyolcusunu onu unuttum da. 2002 yılında hatta Dünya Kupası zamanlarında, tabii Kuzey Yarımküre'de yazken burası kıştı. Santiago'da 3-4 derece dolaylarındayken yaklaşık 4000 kadınlı erkekli bir grup, büyükçe bir grup çıplak bir şekilde bu meydanlarda, bu sokaklarda, caddelerde falan yürümüş. Tabii trafiğe kapatılmış yollar. Sadece Şili'de değil, Latin Amerika ülkelerinde de o dönem 2002 yılında böyle bir yürüyüş olmuş, yürüyüş çılgınlığı olmuş. Fakat en fazla katılım Şili'den olmuş. Şu gördüğümüz parkta da insanlar bayağı yürümüş, koşturmuş, o soğukta oturmuşlar, kalkmışlar, artık neler yaptılar bilmiyorum. Bu da ön tarafa. Şehri bir nehir ayırıyor. Sık sık böyle köprülerle bağlantı yapmışlar karşı tarafa. Park artık burada çift taraf olmaya başladı. Aynı zamanda Brezilya'da sağ taraftan da yürüyebiliyorsunuz. Bu gördüğümüz anıtın ismi ise Fuente Alemana. İsminden de anlaşılacağı üzere Aleman, yani Alman çeşmesi. Şili çok uzun yıllardan beri Almanya'dan çok fazla göç almış. O yüzden bu da Almanlar tarafından bir hediye olarak Şili'ye yapılmış bir anıt. Tabi yine sosyal protestolardan sonra böyle biraz zarar görmüş. Bilgilerine gelecek olursak, eser Alman heykeltıraş Gustavo Eberlein tarafından tasarlanmış, bronz ve taştan yapılmış. 13 Ekim 1912'de de açılışı yapılmış. Şili'nin 100. yılı alma törenleri vesilesiyle Şili Alman topluluğu tarafından da bağışlanmış. Şu geminin kıç tarafında olan vatandaş ise Tanrı Merkür. Şuradaki. Bu anıt yine Parque de Forestal parkının içerisinde bulunuyor. Burası marketin girişi. Şu pisliğe bakar mısınız ya? 50 tane kapı yapmışlar. Dışı böyle leş gibi. Ya protestolar artık saçmalığa dönüşmüş. Ne protestosu ya? Böyle bir şehir olabilir mi? Ya bir savaş alanı gibi resmen. Her taraf. Her yeri boyamışlar.